Depremlerin yıkıp geçtiği bölgede bir de sel ve dolu yağışı felaketi yaşandı. Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kilis'te yerleşim yerleri, konteynerler ve çadır kentler yağışlardan etkilenirken Şanlıurfa'da can kayıpları yaşandı. Adıyaman'da tütünler ve ekili dikili alanlar zarar gördü. Şanlıurfa'da hubbat alanları, meyve ve sebze bahçeleri zarara uğradı. Seralarda zararlar meydana gelirken arı kovanlarını sel bastı. Hayvanlar telef oldu. Aşırı yağmur ve dolu Gaziantep ve Kilis'te de büyük zararlara yol açtı. Hubbat, baklagiller, sebze ve meyve bahçelerinde zarar görüldü. Arpa, buğday ve mercimeklerde yapraklar ve saplarda kırılmalar meydana geldi. Yağın dolu nedeniyle başta badem ağaçları olmak üzere erik, kayısı, ceviz, fıstık ve zeytinde dallar üzerinde yaralanmalar olurken meyve gözlerindeki dökülmeler sebebiyle de verim kaybı yaşanacaktır. Yaşanan sel aynı zamanda hayvancılık işletmelerine de zarar verdi. Zararı uğrayan üreticilerimizin zararları tazmin edilmeli, kredi borçları ertelenmelidir. Mart ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %369 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını %260 ile elma, %233 ile marul, %210 ile kırmızı mercimek takip etti. Limon 4.7 kat, elma 3.6 kat, marul 3.3 kat, kırmızı mercimek 3.1 kat fazlaya markette satıldı. Üreticiden 3 lira 50 kuruş olan limon 16 lira 34 kuruşa, 5 lira olan elma 18 liraya, 4 lira 21 kuruş olan marul 14 liraya, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek ise 42 lira 89 kuruşa tüketiciye satıldı. Mart ayında markette 39 ürünün 27'sinde fiyat artışı, 12'sinde fiyat azalışı görüldü. Mart ayında markette en fazla fiyat artışı %24 ile dana ve kuzu etinde yaşandı. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise %27 ile domates oldu. Mart ayında üreticide 31 ürünün 9'unda fiyat artışı olurken 13'ünde fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Mart ayında üreticide en çok fiyat düşüşü %40 ile patlıcanda, en fazla fiyat artışı ise %47 ile sivri biberde görüldü. Patlıcan, domates, limon, marul ve patatesteki fiyat düşüşleri daha çok bu ürünlere olan talebin azalmasından kaynaklandı. Sivri biberdeki fiyat artışı daha çok talebin artmasından kaynaklanırken kuru kayısı ve pırasadaki artış arzın azalmasından kaynaklandı. Dana karkas ve kuzu karkas fiyatlarındaki artışa arz ve talepteki değişimler neden oldu. Ramazan öncesi fiyat araştırmamızdan Mart ayı sonuna kadar geçen 14 günlük süreçteki fiyatlara baktığımızda markette 39 ürünün 25'inde fiyat artışı, 13'ünde fiyat düşüşü görülürken bir üründe ise fiyat değişimi olmadı. Bu 14 günlük süreçte markette en fazla fiyat artışı %16 ile kuzu etinde oldu. Markette en fazla fiyat düşüşü %12 ile kuru üzümde oldu. Üreticide ise 12 üründe fiyat değişimi olmazken 10 üründe fiyat artışı, 9 üründe fiyat düşüşü görüldü. Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Mart ayında Şubat ayına göre kalsiyum amonyum nitrat gübresi %3.4, üre gübresi %2.9, DAP gübresi %0.3, 20-20 kompozit gübresi %0.2 oranında artarken amonyum sülfat gübresi %1.8 oranında düştü. Geçen yılın Mart ayına göre ise son bir yılda üre gübresi %22.6, amonyum sülfat gübresi %19.2, kalsiyum amonyum nitrat gübresi %4.8 oranında düşerken 20-20 kompozit gübresi %12.2, DAP gübresi ise %9.7 oranında arttı. Mazot fiyatı aylık olarak %0.7, son bir yıla göre ise %3.6 oranında düştü. Besin yemi Mart ayında Şubat ayına göre %0.4, süt yemi %0.2, son bir yılda ise besi ve süt yemi %25.7 oranında arttı. Elektrik fiyatları ise son bir yılda %36.3 oranında arttı.
Gübre fiyatlarında son 5 aydır ve yıllık bazda düşüş yaşamaya devam ediyor. Üretim maliyetlerinin düşürebilmesi için gübre fiyatlarının tekrar artmaması yolunda tedbirler alınmalı, üreticimizin verim ve kalite unsuru olan gübreye erişimi sağlanmalıdır. Ürün maliyetinin artmaması, üreticinin mağdur olmaması, üretime darbe vurulmaması için tüm girdilerde de fiyatların makul seviyelerde tutulması gerekiyor.